Yunanistan'dan çok çarpıcı Erdoğan itirafı. Ülkesinin her türlü kötü senaryoya hazır olduğunu belirten Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hidrokarbon araştırma sahaları ile ilgili açıklamaların arkasını getirme imkanı olduğunu belirtti. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı, Open Televizyon'da yaptığı açıklamada Yunanistan'ın her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti. Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinde plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz. En kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz dedi. Yunanistan'ın tahrik olmaması, itidal ve sakinliğini koruması gerektiğini belirten Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı, kendi gücümüzden emin olduğumuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlerseniz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hidrokarbon sondaj sahaları ile ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, Erdoğan'ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkanları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet, var da. Türkiye'nin birçok imkanı var. Ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkanları geliştirebiliriz dedi. Ayrıca Rus uzmanlar da uyardı. Türkiye karşısında hiç şansınız yok. Rus basınında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve Yunanistan'ın askeri gücünü karşılaştıran bir analize yer verildi. Rus basınında konuşan askeri uzmanlar Türk ordusunun savaş uçağı, fırkateyn, denizaltı ve İHA üstünlükleri nedeniyle olası bir çatışmada Türklerin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Son günlerde Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili Rus gazetesi çarpıcı bir makale yayınladı. Uzmanların görüşlerine yer verilen makalede olası bir savaş durumunda iki ülkenin üstünlükleri incelendi. Siyaset bilimci Stanislav Satsenko bir gazeteye verdiği röportajda Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalıştığı ve bu yönde başarılı adımlar attığını belirtti. Rus gazetesine konuşan eski uzmanlar iki ülkenin silahlı kuvvetlerini karşılaştırdı. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu belirten askeri uzmanlar, Türk ordusunun 510 bin askerinin bulunduğunu belirtti. Son dönemlerde Türk ordusunun Libya'da ve Suriye'de başarılı askeri deneyim yaşadığını belirten Arsenal Otekya dergisinin editörü Alexei Leonkov, Türkiye'nin her zaman olası bir çatışmaya hazır olduğunu söyledi. Leonkov, Yunanistan'ın ise uzun zamandır savaşta yer almadığını belirterek Yunanistan'ın Avrupa askeri sıralamasında 10. olduğuna dikkat çekti. Yunan ordusunun 160 bin askerinin bulunduğu söyleyen Leonkov, 6 milyar dolarlık askerlik bütçesinin Türkiye'nin yarısı bile olmadığını ifade etti. Yunanistan'ın 4000 zırhlı muharebe aracı ve 390 adet savaş uçağına sahip olduğunu söyleyen Leonkov, Türkiye'nin tankları da dahil olmak üzere 8.6 bin zırhlı aracı ve 470 uçağı var dedi. Leonkov, Türkiye ayrıca savaş gemilerinde komşusunu da geride bırakıyor. Aralarındaki bir çatışmada muhtemelen kendi başına hayatta kalamayacak dedi. Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkanı Konstantin Sivko, Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Filosu sayıca Yunan ordusundan daha üstün. Türk filosu denizaltıları, roket atarları ve fırkateynleriyle oldukça güçlü dedi. Yunan filosu önemli ölçüde zayıf olduğunu vurgulayan Sivkov, Yunan ordusunun 3 kat daha az denizaltıya sahip olduğunu belirtti. Sivkov, Türkiye'nin kendi askeri sanayi kompleksi mevcut. Özellikle de uzun menzilli SOM seyir füzeleri üretme yeteneği var. Türkler havadan karaya fırlatılan füzeler ve tank savar silahları geliştirdi. Ayrıca füzelerle donatılmış insansız hava araçları üretiyorlar dedi. 17. yüzyıldan beri Türk ordusu sürekli savaştığını, bu yüzden bazı gelenekler geliştirdiğini ifade eden Sivkov, Yunanistan elinde bulundurduğu Rus S-300 sistemlerinin yeterli olmayacağını söyledi. Sivkov, acil bir çatışmada Türklerin kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi. Yunanistan'da da aslında bunun farkında olan birçok kişi var. Sadece kuru gürültü, yani dün Başkan Erdoğan'ın da dediği gibi kuru sıkıdan ibaret, başka bir şey değil. Yani onlar her zaman ürüdüler, biz kervan olarak yürüdük. Bu böyle olacaktır. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen paylaşıp
yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım.